Ben alkışladım da böyle sevinen vermektense Anne babalar çocuklarının başarısı için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak gösterilen bu gayretin ne kadarı çocukların başarısına olumlu yansıyor, ne kadarı olumsuz yansıyor. Beni daha önce dinleyen var mı aramızda? Daha önce dinleyen. Nurol Kültür Merkezi'nde Özel Merter Koleji Fen ve Ana Fen Dershanelerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri okul başarısında ailenin önemi konulu seminere Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin, okul ve dershane yöneticileriyle çok sayıda veli katıldı. Saat 19 sularında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan seminer yaklaşık 2 saat sürdü. Eski toprak tabii. Özel Merter Koleji Müdürü Ömer Faruk Hoşdoğdu, bu semineri Merter Koleji, FEM ve Ana Fen Dershaneleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi. Merter Koleji olarak Bodrum'da faaliyet gösteren FEM ve Ana Fen Dershaneleri ile ortaklaşa bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımızda yaklaşık 1500'e yakın öğrencimiz var. Hem okullarımızda hem de dershanelerimizde. Öğrencilerimizi de hem hayata hem de sınavlara hazırlıyoruz. Bu hazırlık safhasında öğrencilerimiz, özellikle de son sınıf öğrencilerimiz, ilköğretimde 8. sınıf, lisede 12. sınıf öğrencilerimiz sınavlara hazırlanıyorlar. Bununla beraber stres ve kaygı içerisindeler. Aynı kaygı ve stresi ailelerimiz de yaşıyor, hatta daha fazla yaşıyorlar. Biz eğitimciler olarak hem öğrencilerimize hem velilerimize bu anlamda destekte bulunuyoruz. Fakat bazı mevzular oluyor ki yetersiz kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da alanında uzman kişilere başvuruyoruz. Bunları periyodik olarak da yapıyoruz. Bugün de Şifa Üniversitesi'nden akademisyen, psikolojik uzman doktorumuz Fatih Kalkınç Bey sağ olsunlar bizi kırmayıp Bodrum'a geldiler. Gündüz öğrencilerimizle, akşamleyin de velilerimizle buluşturduk. Amacımız hem öğrencilerde bu kaygının giderilmesi, inşallah 2 hafta sonra 8. sınıflarımız sınavlara girecekler malum. 12. sınıflarımız da Mart ayında girecekler. Onlardan bu kaygı ve stresin alınması, çocukların rahatlatılması ve çalışma adına stratejilerin gösterilmesi. Velilerimizle de akşamleyin onlara nasıl davranılması gerektiğiyle alakalı hem bilgilerini bizimle paylaşacak hem de tecrübelerini paylaşacak. Ben Merter Koleji adına ve FEM Ana FEM dershanelerimiz adına ortaklaşa yapmış olduğumuz bu etkinliğe katılan tüm velilerimize, misafirlerimize ve seminercimize teşekkür ediyorum. Gündüz öğrencilerle gece velilerle bir araya gelen Fatih Kalkınç ise çocuğun başarısında anne baba faktörünü anlattı. Kent haberi açıklamalarda bulunan Şifa Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih Kalkınç anne ve babalara şu önemli mesajı verdi. Çocuğun başarısında anne baba faktöründen bahsedeceğiz. Malum anne babaların hepsi çocukların başarılı olmasını isterler. Bunun için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterirler. Ama gösterilen bu gayretin ne kadarı çocukların başarısına olumlu yansıyor, ne kadar olumsuz yansıyor bunları konuşacağız. Özellikle evlerimizde bulunan cep telefonu, televizyon ve bilgisayarla ilgili konu başlıklarımız olacak. Teknolojinin bilinçli kullanımından bahsedeceğiz, kitap okumaktan bahsedeceğiz, beslenmenin başarı üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Sosyal faaliyetlerin ve sporun çocuğun başarısına ve psikolojisine etkisinden bahsedeceğiz. Ve sınavlarla ilgili genel bilgiler verip sonrasında programı bitireceğiz. Hocam buradan anne babalara bir mesaj vermek istersek genel anlamda birçok konu başlığı var ama ne söylemek isterim? Ne söylemek isterim? Anne ve babalar evde çocuklarına zaman ayırsınlar. Çocuklarıyla beraber zaman geçirsinler. Mümkünse evde en azından bir 45 dakika cep telefonu, televizyon ve bilgisayar kapalı. Anne baba ve çocukların beraber olduğu bir ortam oluştursunlar. Beraber çay içsinler, beraber yemek yesinler. Televizyon kapalıyken yemek yesinler. Televizyon kapalıyken beraber bir sohbet etsinler. Hatta beraberce her gün akşam yarım saat 45 dakika bir kitap okuma zamanları olabilirse bu anne babaların çocuklarına yapacak oldukları zannediyorum en büyük iyiliklerden birisidir. Bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı şu, anne baba yapılması gerekeni söyler ama kendisi yapmaz. Bundan dolayı çocuklarında istedikleri değişim bulamazlar. Bunun için çocuklarımızdan ne istiyorsak önce biz anne baba olarak davranışlarımızla örnek olalım. Semineri izlemeye gelen velileri kimi zaman güldüren, kimi zamansa düşündüren bu önemli programda teknolojinin bilinçli kullanılması, kitap okumak, beslenme faaliyetleri, sosyal faaliyetlerin ve sporun çocuğun başarısına ve psikolojisine etkileri ve sınavlarla ilgili genel bilgiler verildi.